Herkese merhabalar sevgili dostlar. 30 Aralık Cumartesi günü Adana yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul ve Diyarbakır tahminleri de ayrı videolar olarak kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Ee, bu arada şunu belirteyim. İstanbul'da 8 koşu var. Dörtlü ve üçlü ayaklarını tek geçtik. Diyarbakır'da ise 7 koşu bulunmakta. Orada da yine üçlügen ganyan ayağını yani ilk koşuyu tek olarak verdik. Altılı'da ise Diyarbakır'da 2 tane tekimiz var arkadaşlar. Muhakkak değerlendirin derim. Bir Diyarbakır videosuna bakış atın. Oraya e, değişik oyunlar yaptık. Orada 2 tane tekimiz bulunuyor. E, bunun haricinde kanalımıza katıl üyesi olan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Asli üye statüsünde Ayhan Bey ve yarış tutkunu, yarış tutkunu statüsünde Fethi Bey bize abone olmuş vaziyette ve katıl üyesi olmuş vaziyetteler. Onlara biraz da teşekkür ediyorum. Siz de katıl üyesi olursanız sizlerden de videolarda bahsederiz. Özellikle yarış tutkunu ve asli üye statüsü en yüksek iki statü. Onlara daha öncelik veriyoruz biliyorsunuz ki. Evet şimdi Adana tahminlerine geçebiliriz. Ee, i̇şin YouTube kısmı birazcık daha e, bitirdik. Teknik kısımlar bitti. Şimdi geçelim birazcık daha e, yarış bölümüne. Birazcık daha işin e, açıkçası atlarla ilgili olan kısmına, oyunla ilgili olan kısmına. Saat 4'ü çeyrek geçe şart 4. 4 yaşlı Araplar 1900 metrede kum start alacaklar arkadaşlar. İlk koşuda izleyeceğimiz 9 adet safgan bulunmakta. Evet ilk koşu ama bizim tekimiz var. 4 numara Miri Alem Ahmet Çelik ile birlikte tek. 6 gün evvel koşup kazanmış bir isim. Gruba bakıyoruz. Ne hikmetse en fazla ara veren safkanlar 12 gün vermiş. 11 gün veren var. 7 gün var. 6 gün var. Zaten çoğu 6 gün evvel koşmuş olan safkanlardan bahsediyoruz. Burada 4 numara Miri Alem Ahmet Çelik ile geçilmez arkadaşlar. Bu yarışı da kazanacaktır diyorum. 4 numara tek sıralı ikili vermemi isterseniz e, ya sıra dikili zor. Burada hiç zorlamayın arkadaşlar. Kendinizi gerek yok. Onu söyleyeyim. E, neden? Çünkü şimdi sağ solu belli olmaz. Taylan'ım gelir ikinci olur. Bizim oyunumuzu bozar falan. Can Yurt son yarış dördüncü olmuş. ikinci olabilir. Gup Sezen belli olmaz. Yani gerek var mı bu riske? Bence yok. O yüzden 4 numara miralemi tek geçerek altılımızı biz yapalım. Yeter. İkinci koşuya gelelim. Saat 5'e çeyrek kala koşulacak. Meydan dişi. E, iki 2 yaşlı İngilizler. 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 at var. 2 ekürü 9 at var gibi yorumlayabiliriz altılı açısından. Ekürlerle başlıyorum. 6 numara Phalanx Pike. Ercan Çankaya biniyor. 20 gün evvel 2. olmuş bir safkan Davak yarışı 3'ülükle tamamladı. Devam ediyorum. 2 İki yarıştır ikinci gelen La Favorita 5 numaralı safkan. O da 20 gün evvel yine koştu, ikinci oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Işman çizikle bir numara Çili Çarlı. bu bu hatta 21 gün evvelki 5. ile birlikte dikkat çekiyor diyebiliriz. 3 at yeter. E, 6-5-1. E, biz burada oyunumuzu 3 atla yaptık. 10 at var. 3 tane at e, yazdık. Yeterli olarak görüyoruz. E, bir de sürpriz söyleyeyim. 4. bir at olarak. Hani sürpriz olacak belki ama 8 e, numara Selan ikincisi. Yani bu at e, liner Lionheart temsilcisi. Anne tarafı Trivalis'in e, kum pistte tamamen ortalığı yıkıp geçmesi gereken bir orijine sahip. Ata zaman tanımak lazım. E, bu at e, çok güçlü bir yarış performansı çıkartabilir e, bir gün. Ama o gün bugün mü bilemiyorum. Sürpriz olarak denemekte fayda görüyorum arkadaşlar. 8 numara Selan ikincisi 4. at hanesine sürpriz olarak bıraktım. 3. koşu saat 5 çeyrek geçe. Satış 2, iki, iki yaşlı İngilizler. 1400 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 7 safkan var. Şimdi ee, Müslüm Şerik 5 numara Meribel ee, Bu atı yazdıracağım 24 gün güzel bir ara Grup içerisinde fark yaratacaktır Son yarışı 6. bir önceki yarışı kazanmış bir safkan Mehmet Keskin Ala Gidin 3 numara ee, Bir hafta evvel 5. olan safkan bu yarışta da yine galibiyet için fırsat kollayacak bir isim Yusuf Cengiz ile Lord, Lord of the Iron 4 numaralı safkan ee, Bu atın da yine burada iyi gitmesini bekliyorum 2 yarıştır 5. gelen bir isim ee, bunun haricinde bu safkanların haricinde at yazdırmıyorum. 3 at zaten 7 at içerisinde fazla. Ama e, böyle yaptık oyunumuzu yani. 5-3-4 sıralamamız olacak. Ee, you can turistliğini yazdırmadık. 38 gün arası var aslında tabi yazılabilir. Mehmet Salih Çelik biniyor vesaire ama yazdırmadık. Çünkü şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bu atı da yaz, onu da yaz, bunu da yaz. Bunun sonu yok. Yani bunun sonu yok. 7 atı da yazalım mı yani burada? Bence hiç gerek yok. O yüzden birazcık da o ufak riskleri almak lazım. E, işin i̇şin tabii ki tatlı tarafı da bu. E, acı tarafı da bu, tatlı tarafı da bu. Yani bu oyunlarda bu riskleri almak gerekiyor ki e, hem bütçemize uysun hem de keyfini yaşayalım. 5-3-4 3 safkanlı oyun burada öneriyoruz. Dördüncü koşu 6'da koşulacak. Ee, 16 handikap 3 karın gizler 2000 kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 at var. İsa Ak Yavuz'la 2 numara yalan dünya. Ee, Fatih Sultan Mehmet Sansar'la birlikte Bay Bay bir 3 numara. Bu iki at zaten bir kere öndeler. Yani grubun içerisinde çok net bir şekilde kendilerini belli ediyorlar. Handikapları hem yüksek hem de son dönem performansları çok iyi. Formda geliyorlar. Ee, sonra bir bahan 4 numara Ahmet Çelik'le tavsiye edeceğim. Ee, hemen ardından arkadaşlar geniş kupona geçiyorum. Ayan koşunda Neuer Pride 8 numara. Ee, Müslüm Çelik'le 9 numara Arsiyan. Bilhassa Arsiyan'ın çok düşük kiloda start alıyor olması büyük fark yaratabilir. oğlu ee, oğluma yaz, yazdırmadım. Tortuga yazdırmadım. Ee, yine keza Anadolu Yıldızı'nı yazdırmadık. Yani bu atları yazmaya kalksak arkadaşlar yine daha önce bir ayakta söylediğim gibi bunun sonu gelmez. Bu sefer Makavi'yi de yazarız son yarış kazandı vesaire diye. Ya yani Bu kafayla gidersek 10 atı da yazmamız gerekir. O yüzden biz böyle bir tercih yapmıyoruz. Mümkün olduğunca mantıklı kalıyoruz. Sağ duyumuzu koruyoruz ve tercihimizi aynen verdiğim şekilde yapıyoruz. 2, 3, 4, 8, 9. 5 tane safkana kadar çıkıyoruz. İlk 3 at küçük kupon. 4. ve 5. atı eklediğimizde geniş kupon oluyor. 2, 3, 4 yeterli. 8 ve 9 geniş kupon arkadaşlar. 5. koşuya geçelim. 14 handikap 3 yaşlı İngilizler. 1400 kum pist yarışı. Evet 10 safkan var. Şimdi bu yarışta bizim favorimiz olan bir safkan olduğu için bu atı tek geçeceğim arkadaşlar. Çok net bir favorim var. Anna Karenina 2 numara. 11 gün evvel kazandı. Bir önceki yarış yine kazandı. At 2 yarıştır adeta sınıf değiştirdi. 47 handikap puanı aldatıcı. Bu at çok yakın zamanda bu formuyla birlikte gittiğinde 70 handikapı geçecektir. Ee, birkaç yarış içerisinde olur bu. Yani 8-9 puan verseler her yarış başına. Yani 2 yarış daha kazandığımız zaten 60'lara geçmiş oluyor. O yüzden... 2 numara anne karenine tek diyorum. Bu grubun üzerinde bir safkan bana sorarsanız. E, şunu diyebilirsiniz. İşte neden burada mesela bu kadar iyi jokeyler var? Neden aprante kilo düşürmek için? Kilosu düşünce daha rahat koşacak. E tabii bir de ayrıca e, sahibinin de bir tercihi de olabilir yani burada eee aprantisine çok daha fazla güveniyor da olabilir. O yüzden Burada saygı duymak lazım bu tercihleri. Hani sadece jockey tercihlerinden tahmin yapılmaz zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki. Biz burada 2 numara Anna Karenina tek diyoruz. Formuyla birlikte kazanır. 6. koşu saat 7'de. 15 annikap dişi. 4 yukarı araplar 1400 kompist yarışı. 8 safkan var. bir hafta evvel koşup kazanan 5 numara Nazlı Meltem ile başlıyorum. Ondan sonra 3 numara saklı kızla devam. Hemen ardından e, 6 numara Cihan'ın Gülü ve 8 numara kaçar Kızı diyeceğim. E, şöyle bir durum var. Nur Salkım'ını yazdırmadım. Yusuf Cengiz'in binciği Safkan en dış kulvardan da çıkacak ama yani bu grupta bu kadar galibiyete aday varken bir hafta evvel ikinci olmuş bir Safkan evet ama 63 kilo. Yani zor. Gerçekten çok zor. Bu kilolarda sadece süper atlar arkadaşlar yarış kazanıyorlar. Süper attan kastım nedir? kaç kiloda koşarsa koşsun, hangi grupta koşarsa koşsun kazanan atları var ya, o atlardan birisi ise gelip kazanır yoksa zor. vardı daha evvel böyle biliyorsunuz. Romeo Bildenam 66 67 kilolarda koşup birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Arkada 50 kiloluk atları bırakıyorlardı gerçekten. Hani öyle bir atsa sadece bu kilolarda güveniriz yoksa zor gözüküyor arkadaşlar. Geçelim yedinci koşu Kozan Belediyesi koşusu kısa vadiye 3 yukarı İngilizler 1200 kum pist yarışı. Evet ee, şimdi 63 kiloda olsa da hem grubun üstünde hem de kilo olarak en düşük kilolu safkan 57 kiloda olduğu için bir numara Fortissimum burada başlıyor. Fortissimum evet 63 kiloda ama dediğim gibi gruptaki kilolar birbirlerine yakın. Sonra buradaki en düşük kilodaki safkan Speedy Eda. İyi sağlık birlikte tavsiye ediyorum. 14 kilo 3. olmuş bir safkan bir önceki yarışın. kazanmış bir isim. Ee, bu iki atın haricinde at yazacaksanız yine başka pistte de olsa 1.13 derece görmüş olan Sirius Black 2 numaraya fırsat tanımanızı tavsiye edeceğim. Ahmet Çelik ile 2 3 safkanlı sıralamam bulunuyor. 8. koşu saat 8'de Meydan Dışı 2 yaşlı İngilizler 1200 kum pistleri. Ahmet Çelikli 1 numara Agnodis. Ee, ardından Müslüm Çelikli Mareliu 7 numara. Mehmet Salih Çelikli Nikobar 8 numara. Bayağı çeliklerden gittik burada. Ee, bu 3 at arkadaşlar öncelikli gözüküyor. bunun haricinde at tercihi yapacaksanız tamamen sizin şahsi kanaatinize bırakıyorum. Biz burada bu üç atla geçeriz diyorum arkadaşlar. Oyunumuzu böyle yaptık. 9. ve sonuncu koşu saat 8.30'da şart 3 dişlilere mahsus 3 yaşlar atlar 1400 metrede kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar bu yarışta izleyeceğimiz 18 adet e safkan bulunmakta tercihimizi şöyle yapıyoruz. Bir kere burada öncelik vereceğimiz safkan son yarışında da yakın zamanda kazanıp iyi gelen bir isim bir numara Alaca topuyla ile başlayacağım. Ardından arkadaşlar bu yarışta Ercan Çankaya ile İpek 6 numaraya şans Daha sonra bir e, buraya bir safkan daha 3 numara Kırca e, Kır Hatun'u ilave edeceğim arkadaşlar. 3 numara Kır Hatun burada bir diğer ilavem olacak. E, hemen ardından yine 27 gün evvel koşup kazanan bir isim e, Yazır üzümü 14 numaraya şans tanıyacağım. Daha sonra 3 man çizikli 13 numarası her yeri geniş kupon için düşünülmeli 69 gün arasına rağmen ve Mehmet Sal Çelik'le yeni gezegen 15 numara geniş kuponda yine düşünülmeli diyorum. 18 at var yani yapacak bir şey yok birazcık fazla yazmamız gerekiyor 5-6 ata kadar çıkılabilir olarak değerlendirdik bu yarışı bu şekilde arkadaşlar burayı bitireceğiz bu oyunumuzu. Ee, bu arada 2. altılıda hani özellikle bir hasta tek olarak bahsetmedim ee, ama tek geçtik aslında hani belki onu kaçırdıysanız diye söyleyeyim. 5. koştaki 2 numara Anna Karenina 2 altılıyı da kapsıyor arkadaşlar. Ee, onun haricinde tabi şurada 7. koşuda Fortissimum'dan bahsettik favori olarak belki onu alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. Yani o da bir seçenektir bilginize diyorum evet 5. koşuda 2 numara Anna Karenina tek. 7. koşuda 1 numara Fortis'i alternatif olarak bırakmıştık. Onun haricinde de arkadaşlar yine burada tercihlerimizi bu şekilde yaptık. Ve ilk ayakta da biliyorsunuz ki ilk altıda 4 numara Miri Alemi de tek olarak vermiştik. Evet İstanbul ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcut. Onları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone abone olalım. Videoyu beğenelim. Diyarbakır tahminlerinde 2 tane tekimiz var. Onu da tekrar belirteyim bir altında. Ee, abone olalım, katılıyorsa olalım ve, ve tabii ki videoyu beğenelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar, bol şanslar diliyorum.